Kayseri'de saldırıya uğrayan Hürriyetçi Eğitim Sen Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Öztürk emniyete ifade verdi. İfadesinde azmettiricileri ve tetikçileri bildirdiğini belirten Öztürk, "Bizim can güvenliğimiz yok," dedi. Kayseri'de geçtiğimiz günlerde okul çıkışı markette kimliği belirsiz 3 kişi tarafından saldırıya uğrayan Hürriyetçi Eğitim Sen Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Öztürk dün emniyete giderek ifade verdi. İfade sonrası Öztürk, Ajans BGC'ye saldırı anını, meydana gelen olayları ve ifadesini anlattı. Türkiye'de maalesef can güvenliği yok. Bunu bizzat yaşayarak bir devlet memuru olarak, bir sivil toplum kuruluşu genel başkanı olarak ve genel başkan yardımcısı olarak yaşadım, gördüm. Aylardır aldığım tehdit sosyal medya üzerinden, gerek şahısların paylaşımlarından, gerek duyumlardan, bunu ben duyuyorum da devletin yetkilileri duymuyor mu? Hatta yaptığımız genel kurulda çağrıda bulundum. Oradaki emniyet güçleri de vardı. Dedim ki bakın bizim can güvenliğimiz yok. Bakın buradan bir kez daha çağrıda bulunuyorum. Sayın Şehmuz Günaydın'a diyorum Şehmuz'cum kontürün yoksa sana kontür atayım, beni bir ara. Eğer Kayseri'de bir iş adamı ya da bir siyasetçi ya da bir yandaş benim yaşadığımı yaşasaydı arar mıydın? Vali zalimsin dediğimde beni gecenin bir yarısında arayan Kayseri valisi, senin devlet memurun, senin sendika başkanın, senin sivil toplum kuruluşu genel başkanın dövüldü. Ve insan birazcık da eğer sorumluluk sahibi ise arar. Der ki geçmiş olsun. Ya da randevu talebimize cevap verir. Buradan Türk milletini duyarlı olmaya davet ediyorum. Diyorum ki bakın herkesi sindirebilirsiniz. Herkesi döyebilirsiniz. Ama Ali İhsan Öztürk'ü asla sindiremeyeceksiniz, yıldıramayacaksınız. Ben kendimi Türk milletine adamış bir insanım. Çar, çakal, hiç kimseden korkum, çekincem yok. Öyle olsaydı şimdi sinmiştim. Yani bir adamın üzerine 3 kişiyi gönderiyorsunuz. Ve arkadan vuruyorsunuz, ondan sonra da delikanlılık taslıyorsunuz. Bu dünyanın hiçbir yerinde yok. Ne dine sığar, ne imana sığar, ne ahlaka sığar, ne insanlığa sığar. Siz bütün değerlerinizi kaybetmişsiniz. Ve buradan çağrıda bulunuyorum. Devleti yönetenlere diyorum ki, bakın biz bir sivil toplum kuruluşuyuz. AKP neyse, Hürriyetçi Eğitim Sende o. Ve bu sendikanın üyeleri demokratik bir şekilde her türlü zulme baskıya rağmen üye oluyorlar. Ve sistematik bir şekilde bunları dövüyorsunuz. Devlet yatıyor mu, uyuyor mu? Devlet kimi koruyacak? Vali mi koruyacak sadece? Vali de devlet memuru, ben de devlet memuruyum. Şehmuz neyse Ali İhsan da o. Bunu bu ülke bilsin. Ve diyorum ki sonuna kadar varım. Ve bunun peşini bırakmayacağım. Kime uzanırsa uzansın, tetikçileri ve azmettiricileri az önce içeride bildirdim. Ve bunun takipçisi olacağız. Ve bunu Türkiye takip edecek. Ha şöyle olabilir. Ali İhsan Öztürk'ü öldürüp susturabilirsiniz. Ama arkasından gelen binlerce Ali İhsanlar olacak. Bundan sonra bu ülkede bazı şeyler değişecek. Değişti de. Onun için hiç kimse kafasını yormasın. Hiç kimse merak etmesin. Bu ülkede bazı şeyler değişecek. Tayyip Erdoğan'a hakaret etti diye bir gazeteciyi nasıl evinden alıyorsan, Ali İhsan Öztürk, Tayyip Erdoğan gibi bir adam. Aynı sivil toplum kuruluşunun başkanlarıyız. Sen nasıl seçildiysen Tayyip Erdoğan, Ali İhsan da öyle seçildi. Demokratik bir kuruluşun başkanı. Sen tutuyorsun, benim seçimime müdahale eden insanlara müdahale etmiyorsun. Diyorum ki bakın, biz bir sivil toplum kuruluşu kurduk ve bizim yapmaya çalıştığımız şey insanların seçme ve seçilme hakkı, sendikal haklar, sendikal mücadele veriyoruz. Allah'tan korkun diyoruz ya. Ne istiyorsunuz bu milletten? Yeter ya, soydunuz soğana çevirdiniz. Baskı yapa 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 sindire 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 nereye kadar? Bir Ali İhsan çıkacak elbet.
Bugün değilse yarın çıkacak ama bugün çıktı bakın. Hiçbirinizden korkmuyorum. Ve ben bu ülkenin devletinin memuruyum. Ve ben bu ülkenin sivil toplum kuruluşu genel başkanıyım ve genel başkan yardımcısıyım. Buradan emniyet müdürüne, valiye, cumhurbaşkanına her kimse beni korumak zorundalar. Beni korumak zorundalar. Kendi peşlerinde, önlerinde, arkalarında nasıl korumalar gidiyorsa Ali İhsan'ı da koruyacaksınız kardeşim. Siz kimseniz ben de oyum. Buradan Türk milletine çağrıda bulunmak istiyorum. Hiçbir şekilde susmayın, korkmayın, çekinmeyin. Ne olursa olsun sonuna kadar mücadele ederseniz bu ülke demokratikleşecek. Bu diktatörlük bitecek. Bu zulüm bitecek. Diyor, hepinize saygılar sunuyorum. Şahsımla ne alıp veremediği olabilir? Ben gariban bir devlet memuruyum. Bir devlet memuruna Kayseri'de binlerce devlet memuru var, öğretmen var. Niye onlara değil de bana? Yani bu gayet açık. Türkiye'deki demokratikleşmenin önünü keseceksin. Başka bir şey değil. İfadede azmettirenleri ve tetikçileri bildirdim. Olayı ta başından beri Ali İhsan Öztürk'e yapılan, yıllardır yapılan o sindirme politikalarını, kimler tarafından yapıldığını anlattım. Ha şimdilik onlar zanlı olduğu için adlarını söylemiyorum. Ve iki gün sonra bunu Türk yargısı ortaya çıkaracak ve gerekli cezayı verecek. Ha vermez mi? Vermeyebilir. Türkiye'de adaletin maalesef bazen rayından çıktığını da görüyorum. Ha biz ne yapacağız? Biz bir dünyada yaşıyoruz. Türkiye'nin altına imza attığı sözleşmeler var ve oraya taşıyacağız. Artık gözümüz açıldı. Kusura bakmasınlar, o üniversitede dövdükleri Ali İhsan Öztürk değilim ben. Hani o dağ kaldırıp da dövdüydünüz ya, o Ali İhsan artık büyüdü. Ali İhsan Bey oldu. Kusura bakmayın. O dönem bitti.